İyi günler efendim. Söz Şampiyonlar'da programına hoş geldiniz. Şu anda şampiyonlarla birlikteyiz ve sevgili başkanım Sayın Adnan Polat da bizlerle birlikte. Öncelikle tüm takımı tebrik edelim. Üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nı kazandılar. Ve Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Sporcularımızla birliktesiniz. Öncelikle sizin duygularınızı almak istiyoruz. Üst üste ikinci kez kupa kazanıldı. Belki sezon başında çok iyi başlayamadı her şey ama sonrasında müthiş bir değişim ve ardından Galatasaray üst üste iki Fenerbahçe galibiyeti, ardından gelen kupa ve şu anda da ligde lider durumunda neler söylemek istersiniz? Yani geçen sene bayan basketbol takımımız bizi çok mutlu etmişti. Bu sene de yola çıkarken bu mutluluğu tekrar yaşayacağımıza inanarak çıktık ve bizi de yanıltmadılar. Ben hepsini kutluyorum. Gerçekten Galatasaray'ın bu aralar bu kupalara, şampiyonluklara çok ihtiyacı var. Kız takımımızın ortaya koyduğu takım ruhu, birlik, beraberlik tüm takımlarımıza yansır inşallah diyorum. Ben kutluyorum kendilerini ve taraftarlarımızın da bayan basketbol takımımızı yalnız bırakmamasını rica ediyorum. Özellikle pazar günü çok önemli bir maçımız var Kayseri ile. Eğer biz Abdi İpekçi'de 15 bin kişiyi doldurursak oradan herhalde lider olarak tekrar çıkacağız. Onun için taraftarlarımız da bu şampiyon sporcularımıza destek vermelerini istiyorum. Çünkü gideceğimiz bir hedef daha var. O da Türkiye şampiyonluğu. Biraz evvel kendilerine de konuştum. Hepsi de Türkiye şampiyonluğuna odaklanmış vaziyette. Bütün ihtiyaç taraftarımızın onlarla beraber olması. Ben buradan ayrılmadan önce onlara bir çiçek vermek istiyorum. Çünkü daha fazlasını hak ettiler ama bir çiçekle şimdilik idare edelim. Kaptan çiçeği sana veriyorum herhalde. Bir de hocam size vereceğim. Işıl, hemen seni de buraya davet edelim. Bunu önce kaptana veriyorum. Işıl'cığım tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok da yakıştı. For all of you ladies, ha? Evet, bir tane de hocama vereyim. Teşekkürler. Evet, tebrik ediyorum. Ben de. Sayın menajerim, siz bir şey söylemek ister misiniz? Sayın başkanım çok da güzel bir hediye verdi şimdi sizlere. Siz de onlara güzel hediye verdiniz. Teşekkür ederiz. Size böyle bir takım kurma imkanı sunduğu için. Ben de çok mutluyum. 106 yıllık eski tarihi olan Güzide kulübümüze, müzemize bir kupa daha kazandığımız için çok mutluyuz. Bize destek veren Sayın Genel Sekreterimiz Selçuk Üren'e, aramızda bulunmayan Şube Başkanımız Hakan Üstünberk'e çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman bize üstün bir çabayla destek oldular. İnşallah devam gelecek, lig kupasını da alacağız. İzninizle sizi biraz zor durumda bırakacağım ama Sayın Başkanımız buradayken hemen lig şampiyonluğunu da burada sözünü almak istiyoruz sizlerden. Tabii ki biz söz veriyoruz. Ekip olarak çok inandık zaten. Bu yola çıktık, bu yola baş koyduk. Sonunda getirip güzel bir kupayla bu kupamızı, Türkiye kupamızı taçlandıracağız. Evet. Yani bu kupa, this cup is staying alone. You see, has to be a couple. Catch. You understand what I'm saying? The cup is standing... The cup is standing alone. So it should be couple. Yeah, so when are we going to get that? When is the last game of the league? In May? Last game of this year will be, I don't know, the federation meeting, trying to figure it out. Esasında tabii ben yönetim adına yönetimde basketbolumuzu Hakan Üstünberk temsil ediyor. Esasında en büyük teşekkürü biz Hakan'a borçluyuz ve genel sekreterimiz Selçuk Rızaylı'na borçluyuz. Ben ikisini de kutluyorum. Sizi basketbolcularımızla, sporcularımızla, hocamızla baş başa bırakayım. Programınıza devam edin. Ben kendilerini bir kere daha kutluyorum ve alkışlıyorum. Tebrik ediyorum.